Güney Kore tarafından geliştirilen KF-21 savaş uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Güney Kore'nin 9 Nisan 2021'de gerçekleştirdiği törenle tanıttığı KF-21 Bromea savaş uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Savunma Tedarik Programı idaresi yetkililerine göre savaş uçağı ilk uçuşunu Seul'ün yaklaşık 300 kilometre güneyinde bulunan 3. Uçuş Eğitim Üssü'nde gerçekleştirdi. Ek olarak uçuşun temel işlevlerinin kontrolü için yapıldığı ve 30 ila 40 dakika sürdüğü aktarıldı. Güney Kore merkezi Yonhap News'e göre uçuşun sabah yapılması planlanmaktaydı. Ancak hava koşulları nedeniyle uçuş öğleden sonra ertelendi. KF-21 savaş uçağı ile Güney Kore, eskiyen F-4 ve F-5 avcı filosunu üst düzey savaş uçaklarıyla değiştirmeye ve Kuzey Kore'nin gelişen nükleer ve füze tehditlerine karşı koymak için hava gücünü güçlendirmeye çalışıyor. KF-21'in Güney Kore Hava Kuvvetleri'ndeki mevcut savaş uçaklarının yerini alması planlanıyor. Kore Havacılık ve Uzay Sanayi projenin gelecekteki muharebe sahası harekat konseptini karşılayabilecek en önemli milli projelerden biri olduğunu söylüyor. KF-21'in ilk uçağının 2025 yılına kadar hizmete girmesi planlanıyor. KF-21 çok maksatlı savaş uçağının yaklaşık 1.83 mak azami hıza ulaşması ve yaklaşık 2900 kilometrelik bir menzile sahip olması bekleniyor. Bununla birlikte azami kalkış ağırlığının 25.580 kilogram olması ve 7.700 kilograma kadar da yük taşıma kapasitesine sahip olması da beklenen özellikler arasında yer alıyor. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.